Arkadaşlar merhaba. Jant örmek için lazım olan malzemelerimizi ve jantımızın parçalarını bir sayalım. Akor sehpası, akort anahtarları, Allen anahtarı, telbaş tornavidası, değişik renklerde elektrik bantları, keten tohum yağı, tokmak, çivisi, tel ölçüm aleti, jant ölçüm aleti, çember, telbaşları, göbek ve tellerimiz. Arkadaşlar jantımızı örmeye kaset tarafından başlıyoruz. Bu diş göbeğimiz kaset tarafı yukarıya gelsin. Arkadaşlar janttaki sübap deliği tam karşıya gelsin. Bunu karıştırmamak için şöyle bir işaret koyuyorum. Göbeğimiz de yukarıda. Arkadaşlar burada herhangi bir delikten ilk telimizi atabiliriz. Şimdi önce iç telleri örüyoruz. İç telleri örmek demek arkadaşlar içten çıkan tel demek. Bakın içten çıktı göbekte. Dışarıdan yerleştiriyoruz, içeriden çıkartıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Bu ilk iç telimizi göbek tarafındaki dişli tarafındaki vidalayalım. Böyle arkadaşlar. Bakın bu durumda. Şimdi İkinci teli atacağız. İkinci teli de şu şekilde bir boşluk bırakarak bir boşluk bırakalım. İkinci deliğe göbekten sokalım, yerleştirelim. Şimdi bunu da çemberden sola doğru 3 tane boşluk bırakalım. 1, 2, 3 boşluk ve dördüncüye yerleştirelim. Şöyle. Görüldüğü gibi çemberdeki delikler de hep aynı hizada değil arkadaşlar. Bazısı yukarıda, bazısı aşağıda. İç teller yukarıdaki deliklere atılıyor. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Şurada bir görmeye çalışacağım. Bir boşluk. Şuradan da görülüyor belki. 3 tane deliği boş geçip 4.'ye taktık. Şöyle. Şimdi diğer telleri de örelim. Bu jant örme işinde en önemli aşama çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü burada bir hata yaparsak yanlışlıklar devam eder. Şimdi hiç çevirmeyelim jantımızı. Bu şekilde kaset hala yukarıda. Referans telimiz bu. Arkadaşlar bakın bunu hiç unutmayalım. Şöyle şuradan bakıyoruz. Yani kaset tarafını niye hala yukarıda tutuyorum? Bu sebepten çünkü karşıdaki deliği bulmam daha kolay oldu. Şöyle bakın. Arkadaşlar gözünüzde tespit edin. Ben yakaladım. Aslında çok da basit. Şöyle sokalım. Şimdi böyle. Tamam. Şimdi tamamdır. Bakın koyalım. Sibap deliği, referant telimiz. Bu referant telin yanındaki ilk deliğe takıyoruz. İşte böyle. Şimdi soldaki ilk doğru deliği bulduk ve ilk telimizi attık. Şimdi jantımızı şöyle ters çevirelim. Böyle. Sibap deliği, ilk referans deliğimiz, bu sol tarafta attığımız ilk telimiz de bu. Bir tel daha atalım. Arkadaşlar yine yöntem aynı. Göbekten bir atlıyoruz. Şu şekilde. Şöyle bırakalım. Bakın. Şimdi bu taraftaki ilk telimiz buydu. 1, 2, 3 atlıyoruz. Dördüncüye takıyoruz. Böyle oldu. Arkadaşlar bakın şöyle. Buradan kasette bir atladık. Ters çeviriyorum. Bakın burada da şurada da arkadaşlar 1, 2, 3, 4. yaptık.
Diğer tellerimizi de ördük. Görüldüğü gibi şu anda jantımızdaki iç teller örüldü. Yani dıştan giren tellerimiz bitti arkadaşlar. Dış telleri atmaya başlıyoruz. Dış telleri şu kaset tarafından yine atmaya başlıyoruz. Artık şu sibop deliğiyle bizim işimiz kalmadı. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Kaseti kendime çevirdim. Bakın burası da önemli. Saat istikametinin tersi yönde çeviriyorum. Şöyle. Şöyle. Şimdi arkadaşlar kaset tarafına ilk dış teli atacağız. Dış tel demek içeriden girip dışarıdan çıkan tel demek. Burada herhangi bir önemli bir durum yok. Yani herhangi bir delikten atabilirsiniz. Bakın şöyle. Şimdi biz 3 bindirmeli jant örüyoruz. Bakın ilk telin üzerinden, ikinci telin üzerinden, üçün telin de altından geçecek. Şöyle. Bakın arkadaşlar üstten geçti, üstten geçti, alttan geçecek. Şöyle. Böyle. Şimdi bir tel daha takalım. Şimdi görüyorsunuz bunun yanındaki zaten dolu. Öbür yanındaki yani ikinci deliğe takalım şöyle. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şu bizim ilk telimizdi. Bir atladık. İkinci deliğe taktık. Şimdi bakın arkadaşlar. 2 üst, 1 alt. Yine buraya arkadaşlar. Bakın şu ikilinin yanına. Veyahut da şuradan ilk attığımız telden hep yöntem aynı. 1, 2, 3, 4. deliğe. İşte böyle. Böyle. Şimdi burada biraz zorlamak gerekirse zorlayın arkadaşlar. Jantı belki çizebilir ama çizdirmeseniz daha iyi olur. Sadece kozmetik bir sorun olur. Başka bir problem olmaz. Şimdi diğer telleri de verelim. Kaset tarafın dış telleri de tamam. Şimdi jantımızı çevirelim. Kaset tarafı bitmişti arkadaşlar. Şimdi öbür tarafın dış tellerini atalım. Dış teller aynı zamanda çapraz teller. Bakın. Herhangi bir yerden, delikten yine başlayabiliriz. Şöyle. Şöyle bakın. Şöyle. Şimdi şöyle oldu. Böyle oldu. Şöyle biraz çevirelim. Çevirelim. Şöyle çevirdik. Bakın arkadaşlar yine 2 üst 1 alt. Biraz zorlayın şöyle. 2 üst 1 alt. Böyle. Evet. Bir tel daha atalım arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Şöyle yanındakinin yanındaki teli atalım. Bakın arkadaşlar. Şöyle. İşte böyle. Yöntem aynı. 200 bir alt. Evet. Tamam. Şimdi diğerlerini de örelim. Arkadaşlar şu anda jantımızı ördük. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi bir kontrol edelim. Şöyle. Bakalım iç dış. İç dış tel. İç. İç dış tel. İç dış tel. İç dış tel. Problem yok. 201 alt. 201 alt. 201 alt. 201 alt. 201 alt. Tamam. Bir problem yok.
Ters tarafa bakalım. İç del, dış del, iç del, dış del, iç del, dış del, iç del. Problem yok. 201 alt, 201 alt, 201 alt, 201 alt, 201 alt, 201 alt, 201 alt. Tamam, bir problem yok. Şimdi bakacağımız diğer bir konu şöyle. Önemli konu var. Şu silop deliği arkadaşlar. Tekrar bir işaret koyalım. Bakalım. Şöyle paralel tellerin arasına gelmesi gerekir. Eğer ki şöyle üçgen tele gelmişse buraya hava basarken pompanın ucu girmez arkadaşlar. Bu da önemli. Ama başka bir problemi yok. Şu anda jantımız akor sehpasını koymaya hazır.